Merhaba, ben Oyak Yatırım Araştırma Uzmanı Ekim Hancan. Bugün sizlere bu haftaki piyasa gelişmelerinden ve önümüzdeki haftaki beklentilerimizden bahsedeceğim. Bu hafta piyasaların gözü NATO zirvesindeydi. Buradan çıkacak sonuçları yakinen takip ediyordu piyasa. Ve NATO'da, yani NATO ile ilgili olarak İsveç'in NATO'ya üyeliği kapsamında Türkiye ile mutabakata varıldığına ilişkin haber akışları endeks tarafında pozitif algılandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek hafta Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaretleri olacak 17-19 Temmuz tarihleri arasında. Bunların da piyasa tarafından pozitif fiyatlandığını söyleyebiliriz. Öte yandan yine Amerika'dan savunma sanayi ile ilgili pozitif açıklamalar var Türkiye ile ilgili olarak. Bununla bağdaştırırsak savunma sanayi hisselerinde önemli yükselişler gördük endekste. Yine bankacılık endeksi piyasanın son dönemde gerisinde kalmıştı. Burada özel bankalarda çeyreklik bazda bir miktar pozitif bilançoların geleceğine ilişkin beklentiler bankacılık endeksinin bu hafta piyasada yükselişlere öncülük etmesine katkıda bulundu. Bununla birlikte de BIST 100 endeksinde TL bazında tarihi zirvelerin yenilendiğini gördük. Genel olarak piyasadaki gelişmeler bu şekildeydi bu hafta. TL bazında önemli seviyelerde seyrini devam ettirdiğini aktarabiliriz Borsa İstanbul'un. Önümüzdeki hafta haber akışları bir miktar daha önemli olacak. Bunlara değinmek gerekirse, demin de ifade ettiğim üzere 17-19 Temmuz tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretleri olacak. Burada yani son dönemde basına yansıyan haberlerde birçok alanda anlaşmaların imzalanması bekleniyor. Yine 25-30 milyar dolara yakın bir tutarda yatırım beklentileri dile getiriliyor. Bunların Borsa İstanbul'da fiyatların içerisinde dahil olduğunu söylersek yanlış olmaz. Yine NATO ile ilgili gelişmeler de piyasada oldukça pozitif fiyatlanmıştı. Bununla birlikte gelecek haftadan itibaren aracı kurumların ikinci çeyreğe ilişkin bilanço beklentileri de belirginleşmeye başlayacak. Raporlar sıklaşacaktır ikinci çeyrek bilançoları ile ilgili olarak. Bu kapsamda son dönemde TL bazında önemli seviyelere gelen endekste hem ziyaretlerin gerçekleşmesi hem bilançolar bazında baktığımızda zayıf bilanço beklentilere sahip olan şirketlerle birlikte bir miktar kâr satışları görebileceğimizi düşünüyoruz. Yani bilançosu zayıf gelecek şirketlerde öncülük etmesini bekleriz bu düşüşe. Bununla birlikte şu an dolar bazında çok önemli seviyelerde, kritik seviyelerde diyelim. 244,4 dolar bandını yani 6400 seviyesini bileşik seviyesi olarak takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde kalabilirse endeks eğer yeni hedefimiz 252,6 dolar seviyesi. Yani geçtiğimiz ay test ettiğimiz en yüksek seviyeyi baz alacaktır endeks ve yaklaşık 6570-6600 bandına tekabül ediyor bu aralık. Hem TL bazlı direnç seviyeleri hem dolar bazlı direnç seviyeleri olarak bu seviyeyi öne çıkarabiliriz. Akabinde eğer ziyaretler öncesinde pozitif momentum devam ederse 305 dolar seviyesini görmüştük yılbaşında ve bu 305 dolar seviyesinden bu yana endekste dolar bazında bir düşen trend var. Bu kapsamda da trend direnci 260-261 dolar seviyesine gelmiş durumda. Yani 6850 TL seviyesi yine takip edebileceğimiz seviye olabilir. Ancak kar realizasyonlarıyla birlikte 6400 seviyesinin aşağısında bir hareket görürsek ilk etapta 242,5 dolar seviyesi yani 100 günlük ortalamaların geçtiği seviyeleri takip ediyor olacağız. Şu an için 6350 seviyesine tekabül etmekte. Bununla birlikte daha da aşağı yönlü bir hareket görürsek 237 ve 230 dolar seviyeleri. Yani bu seviyelerde 6200 ve 6000 seviyelerine tekabül etmekte. Destek seviyeleri olarak takip edeceğimiz destek seviyeleri olarak takip edebileceğimiz noktalar olarak söyleyebiliriz. Genel olarak beklentilerimiz bu şekilde. Yine Merkez Bankası'nın da toplantısı olacak önümüzdeki hafta. Perşembe günü gerçekleşecek. 500 bas puan artırımla faiz oranının %20 seviyesine çıkarılması bekleniyor. Beklentilere paralel gelecek faiz kararının piyasalar üzerinde nötr bir etki yaratmasını bekleriz. Kısaca önümüzdeki haftadan gelişmeler de bu şekilde yani beklentilerimiz de bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup video beğenmeyi unutmayın.